Merhaba sevgili arkadaşlar. 10. sınıf ve TET hazırlık konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Sevgili canlar 20. dersimizdeyiz. Normal ve oda koşulları ile ilgili soru çözümlerinde kalmıştık. Birinci sorumuz sevgili canlar. Normal koşullarda 44,8 litre hacim kaplayan C3H8 gazı ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar, normal koşullarda hacim verilmişse mol sayısını nasıl buluyorduk arkadaşlarım? Verilen hacim 44,8 litre. Kaça bölüyorduk? 22,4 litreye ki normal koşullarda 1 mole denkti. Arkadaşlar bunu yaptığımız zaman ne olur? 2 mol C3H8 bileşiği çıkar. Peki molü biz molekül cinsinden 2 molekül C3H8 ne demek? 2 tane C3H8 molekülü demek. Ama 2 molü biz taneye çevirirsek 2NA tane C3H8 eder. Bu yüzden birinci ifadem yanlış olur. Sevgili canlar, mol kütle ilişkisinde M bölü MA, biz kütleyi çektiğimiz zaman ne yapıyorduk? Mol çarpı mol kütlesi. O zaman biz C3H8'in mol kütlesini bulacak olursak 3 karbon 8 hidrojen. Karbon 12, hidrojen 1. Hemen buradan yapalım. 3 çarpı 12, 8 çarpı 1'den 44 gram bölü mol yapar. Arkadaşlar biz buradan C3H8'in kütlesini bulacak olursak molünü kaç bulduk? 2. MA'sını kaç bulduk? 44. Çarptığımız zaman 88 gram yapar. Sevgili canlar, ikinci ifadem doğru oldu. Arkadaşlar şimdi yazıyorum. 2 mol C3H8 molekülü. C3H8 molekülünü atoma dönüştürmek için toplam atom sayısıyla çarpmamız lazımdı. Kaç karbondan 3, hidrojenden 8. Toplamda kaç atom? 11. 11 ile baştaki kaç sayı çarparsak? 22. Ama buradaki ifade neyse direkt aşağıya indiririm. 22 mol atom. Çünkü sağ köşesindeki sayıları kaldırdık. Bundan dolayı 22 molü biz eğer taneye çevirirsek 22 Na tane atom yapar. Bundan dolayı 3. ifadem yanlış olur. Doğru. Yalnız 2 ile bursa olur sevgili canlar. Sevgili arkadaşlarım, geldik 2. sorumuza. 2. sorumuzda ne demişiz? 300 gram Al2S3 katısı ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar, bir öncelikle bir mol kütlesini bulalım Al2S3'ün. 2 tane Al, 3 tane S'imiz var. 2 çarpı Al'miz 27 artı 3 çarpı S'imiz de 32, işlemi yaparsak 150 gram bölü mol yapar. Arkadaşlar, kütle verildiği için mol kütle bağıntısından biz molü bulalım. 300 gram kütle, MA'sını da 150 bulduk. Böldüğümüz zaman ne yapacaktır? 2 mol Al2S3 bileşiği yapar. O zaman arkadaşlarım, birinci ifadem doğru, 2 moldur. Normal koşullarda 44,8 litredir. Arkadaşlar, normal koşullarda N eşittir verilen hacim bölü 22,4 bağıntısı kimler için kullanılırdı? Gazlar için kullanılır. Bu yüzden arkadaşlar, katı ve sıvı için nedir? Sıvı için geçerli değildir. Geçerli değildir. Bundan dolayı ikinci ifadem ne olur? Yanlış olur. Arkadaşlar, Al2S3'te hangi atomlar var? Atom türü olarak alüminyum ve kükür. Toplam kaç tür? 2 tür. O zaman doğrularımız 2 ve 3 ile denizli olur. Özür diliyorum. 1 ve 3 ile denizli olur. Sevgili canlar, 3. sorudayım. XY gazının gerçek molekül kütlesi 5-10 üzeri eksi 23 gramdır. Buna göre normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplayan XY gazı ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar, mol kütlesi gerçek molekül kütlesi ile, yani 5-10 üzeri eksi 23 ile verilen Avogadro sayısının çarpımına eşit olur.
Biz buradan bu işlemi yaptığımız zaman MA'mız kaç çıktı? 30. Yani MA'yı biz nasıl değerlendireceğiz? 30 gram bölü mol değerlendiririz. O zaman 1 molü 30 gramdır deriz. Şimdi normal koşullarda 6.72 verilmiş. Molünü bulurken verilen hacim 6.72 bölü 22.4'ten arkadaşlar ne çıkacaktır? 0,3 mol XY gazı çıkar. O zaman birinci ifadem yanlış oldu. Arkadaşlar kütle mol ile mol kütlesi çarpımına eşitti. Molümüz kaç? 0,3. Mol kütlesini kaç bulduk? 30. Çarptığım zaman 9. Mol verilince kütle birimini direkt gram yazarız. O zaman ikinci ifadem doğru. 36 onun üzeri 22 tane bölü Avogadro sayısı dediğim zaman 6 10 üzeri 23 bu işlemi yaparsam sevgili arkadaşlarım 0,6 mol atom eder. Şimdi biz bileşiğimizi kaç mol bulmuştuk? 0,3 mol XY bulmuştuk. 0,3 mol XY'de bir tane X bir de Y var. Toplamda 2 atom çarpı 0,3'ten 0,6 mol atom yapar ki 3. ifadem doğru. Bu yüzden 2 ve 3 ile doğru cevabım Ceyhan olur. Sevgili arkadaşlarım geldik 4. sorumuza. 4. sorumuzda ne demişiz? Gerçek molekül kütlesi 7 10 üzeri eksi 23 gram olan gazın 105 gramı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Arkadaşlar mol kütlesini bulalım. Gerçek molekül kütlesi 7 10 üzeri eksi 23 çarpı Avogadro'muz. Avogadro'yu kaç verdik? 6 10 üzeri 23. Buradan mol kütlesi kaç çıkar arkadaşlarım? 42 gram bölü mol çıkar. Arkadaşlarım geldik. Kütle verilince mol bağıntısını bulma. M bölü MA. Arkadaşlarım gazın kütlesi kaç verilmiş? 105 verildi. Peki MA'sını kaç bulduk? 42 bulduk. Arkadaşlar böldüğümüz zaman ne çıkacaktır buradan bizim sonucumuz? 2.5 mol çıkar. Bizden molunu istemiyor, normal koşullarda hacmini istiyor. Normal koşullarda hacmini bulurken biz ne yapıyoruz? Verilen hacim bölü 22.4'ü kullanıyoruz. O zaman 2.5 mol verilen hacim 22.4 litre bölü molden. Hacmimiz ne çıkar? 56 litre çıkar. Bundan dolayı doğru cevabım Edirne olur. Sayın canlar, sevgili canlar 5. sorudayız. Oda koşullarında 49 litre hacim kaplayan gaz kaç moldur? Arkadaşlarım oda koşullarında verilen hacmi kaça bölecektik? 24.5'e böldüğümüz zaman ne çıkacaktır? 2 mol gaz çıkar ki doğru cevabım deniz de olur. Arkadaşlar geldik 6. sorumuza. Oda koşullarında 36.75 litre hacim kaplayan CO3 gazı kaç mol? CO3 gazında kaç mol atom vardır? Arkadaşlar oda koşullarında molünü verelim. Verilen hacim 36.75 bölü 24.5'ten buradan ne çıkar arkadaşlarım? 1.5 mol CO3 gazı çıkar. Ama gazın molünü istemiyor. Mol atom sayısını istiyor. O zaman CO3'teki toplam atom sayısına bakalım. S'den 1, O'dan 3. Toplam atom sayımız 4. Bu sağ alt köşesindeki sayılardan kurtarmak için baştaki kat sayıyla çarparız ki 6 mol eder. Bu sayılar gidince bunlar neye dönüştü? Atoma. 6 mol atom eder ki doğru cevabım deniz olur. Arkadaşlar geldik 7. sorumuza. 64 gram CH4 gazı oda koşullarında kaç litre hacim kaplar? Arkadaşlar MA'sını bulacak olursak 1 karbon 4 hidrojen. Karbon 12 hidrojenim 4 çarpı 1'den mol kütlemiz 16 gram bölü mol çıkar. Kütle verildiği için mol kütle bağıntısından molümüzü bulalım. N eşittir 64 gram bölü 16'dan ne olur? 4 mol CH4 gazı çıkar. Bizden bunu sormuyor.
oda koşullarındaki hacmini istiyor. Oda koşullarında mol hacim ilişkisi neydi? Verilen hacim bölü 24.5. Buradan molümüz kaç çıkmıştı? 4 mol. Verilen hacmi bilmiyoruz. 24.5 ile çarptığımız zaman 98 litre yapar ki doğru cevabın Edirne olur. Arkadaşlar 8. sorudayız. Oda koşullarında 122.5 litre hacim kaplayan C3H8 gazı ile ilgili verilen ifadelerden hangileri C3H8 gazı kaç gramdır diyor. Arkadaşlar o zaman biz oda koşullarında hacim mol ilişkisini değerlendirelim. Hacim bölü 24.5'ti. Verilen hacmimiz kaç arkadaşlarım? 122.5 bölü 24.5 yaparsak buradan molümüz ne çıkacaktır? 5 mol C3H8 gazı çıkar. Arkadaşlar gramını istediği için mol kütle ilişkisinden kütleyi çekecek olursak o zaman ne olacak? Molü çarpı mol kütlesi. O zaman bizim C3H8'in mol kütlesini bulmamız lazım. 3 karbon, 8 hidrojeni var. Karbon 12, hidrojen 1. 3 çarpı 12, 8 çarpı 1'den 44 gram bölü mol yapar. Arkadaşlarım biz verilenleri yerine yazacak olursak 5 mol çarpı 44'ten ne yapacaktır? 220 gram yapar ki doğru cevabım Edirne olur. Arkadaşlar gelelim 9. sorumuza. 2 Na tane atom. Na tane neydi arkadaşlarım? Mol. Bu ne anlamına gelir? 2 mol atom içeren bileşik. Biz bileşiğin molünü bilmiyoruz. Bu yüzden ne diyelim? X mol C2H2 diyelim. C2H2'de arkadaşlarım dikkat edin, 2 karbon 2 hidrojen kaç atom? 4. 4 çarpı X'ten 4X mol atom yapar. Bu da biz kaç mol atom bulmuştuk atom sayısını? 2 mol. Yerine yazacak olursak X'in değeri ne çıktı? 0,5. 2 mol atom C2H2 gazı standart koşullarda kaç litre hacim kaplar? Yani 0,5 mol C2H2 gazının standart yani oda koşullarındaki hacmini istiyor. O zaman verilen hacim bölü 24.5'i kullanacağız ki 0,5 hacmimizi bilmiyoruz. 24.5 ile çarptığım zaman ne yapacaktır? 12.25 litre yapar. Arkadaşlarım doğru cevabım Adana oldu. Sevgili canlar, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmuyorum. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.